Görüyorsunuz, teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si, HDP'si, İP'i, Saadet'i, PKK'lı, Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bilene gitmiştir. Aday ince, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne cezaevinde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır? Kandil'e el sallamanın millete veda etmek olduğunu anlayamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz. Rehavete kapılırsak ağır sonuçlarla yüzleşiriz. Türkiye özellikle 24 Haziran'dan sonra güçlü ve sağlam bir iradeyle beka düzeyindeki bütün meselelerini çözecek bir imkan ve kabiliyete kavuşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek, birer birer kıracaktır. CHP, PYD'ye, PKK'ye terörist diyemezken Cumhur İttifakı Türkiye'nin hak ve hukukunu cesaretle savunacak, hainleri kabusla tanıştıracaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçimi elzemdir. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü şekilde sayısal ve siyasal olarak çok etkin biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi tarihi ve milli bir mükellefiyettir. Diyoruz ki insanımız için her şeye değer. Haydi hep beraber, hep beraber. Ülkemiz için her şeye değer. Haydi hep beraber, yine hep beraber. Başaracağız, oyunları bozacağız. Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız. Biz kardeşiz, biz milletiz, biz hep birlikte Türk vatanıyız, Türk devletiyiz, Türk milletiyiz.